Arkadaşlar merhabalar, hoş geldiniz. Bugün sizlerle birlikte halk arzı onaylanan Angen yani Anatolia Genworks'u inceleyeceğiz. Halk arzın detaylarına bakacağız. Ardından finansal tarafta bilanço gelir tablosunu inceleyeceğiz. Ucuz mu, pahalı mı, sektörüne göre nasıl konumlanmış? İskontolu mu, iskontosuz mu? İskontolu ise yüzde kaç iskontolu şekilde halk arz oluyor? Bunların bütün detaylarını ve halk arzın detaylarını inceleyeceğiz. Instagram ve Telegram'dan bizleri takip etmeyi unutmayın. Oradan gün içi derinlik, kademe analizi, aracı kurum dağılımı analizlerini paylaşıyoruz arkadaşlar. Bilginiz olsun. Temel analizini yapacağız kısacası biz bu firmanın tanımak amaçlı. Sizler de temel analiz nasıl yapılır, nasıl edilir, nelere bakılır gibi bir arayışınız varsa açıklamalar kısmında Udemy eğitimimiz artık satışta %50 indirimli şekilde de alabilirsiniz dedikten sonra bir şirketi tanıyalım. Angen Genworks veya Anatolia Genetik de diyebiliriz. Halk arzına baktığımız vakit talep toplaması Perşembe, Cuma 14-15 Ekim 21 ile 22,5 TL aralığında. Eğer ki gireceğiniz aracı kurumlardan bahsedeceğim birazdan. Aracı kurum fiyat isterse 22,5 lira girmenizi öneririm. Şimdi arzı tanıyalım. Arıza baktığımız vakit 14-15 Ekim dedik. Fiyat aralığı 21-22,5 TL aralığında dedik. Halk arz büyüklüğü ek satış dahil 23 milyon lot 20 satılacak, 3 milyon da ayrıyetten yani ek satış olarak satılacak. Halka arza baktığımız vakit %18,2 ek satış dahil %21'i şirketin halka açık olacak arkadaşlar. Fiyat aralığı ile talep toplanacak, oransal yöntemle toplanacak. Eşit değil, oransal. Yani bu çok talep edene çok, az talep edene az şeklinde, öyle söyleyeyim. Yani 1000 liralık talep edenle 10 bin liralık talep eden aynı oranda hisse senedi almayacak. Bilginiz olsun. Belli taahhütleri var. Ondanlar birazdan daha detaylı bahsedeceğim arkadaşlar. Halk arz yöntemi zaten dedik. Fiyat istikrarı 30 gün boyunca yapılması planlanıyor. Tüm şirket ortaklar için 1 yıl, şirket için ise 180 gün satmama taahhütü var arkadaşlar. Zaten burada yukarıda da aynı şekilde yazmakta. Baktığımız vakit devam edelim. Dağıtım oranlarına geçiyoruz. Yurt içi bireysel yatırımcı %59'u, yurt içi kurumsal %30, yurt dışı kurumsal %10, şirket çalışanlarının %1, tamamıyla oransal dağıtım olacak. Yani %59'luk bireysel tarafta yaptığınız talebe göre oransal olarak hisse senedini alacaksınız. Peki kaç lot düşer? Açıkçası buna bakalım. En son biliyorsunuz Maren halka arasında 206 bin kişi katılmıştı. 23 milyon lot toplamda dağıtılacak bu şirket için. Oransal olduğu için bunu tahminlemek çok zor arkadaşlar. Ama %1,5 %2 aralığı, yani minimum bu aralıklar olacağını düşünüyorum. 345-400 lot aralığı olabilir. Ama olabilir arkadaşlar. Maren'de bu biraz farklı gelmişti. Bilginiz olsun ama Maren eşit dağıtımdı. Yani oransalı tahminlemek biraz zor değerli arkadaşlar. Aracı kurumlar nerelerden talep toplanacak? Ak Yatırım burada konsorsiyum lideri. Akbank üstünden, Ak Yatırım üstünden yapabilirsiniz. İşte Ahlatçı, Alternatif Yatırım, Anadolu Yatırım, Ata Yatırım, Bizim Menkul, Deniz Yatırım, Dinamik Menkul derler, Garanti Bank, Gedik Yatırım, Global Menkul, Halk Yatırım, ICBC, ING, Info, Marbaş, Meksa, Osmanlı Yatırım, Oyak Yatırım, Philip Capital, Piramit Menkul, QNB, Şeker Yatırım, Taciller, TEP, Ünlü Menkul Değerler, Vakıf Yatırım, Yapı Kredi, Yatırım Finansman ve Ziraat Yatırım. Büyük bankalarda var gördüğünüz gibi. Burada arkadaşlar talebi buralar üstünden yaparken iki tip şekilde yapabiliyorsunuz. Onu belki söylemeyi unutmuş olabilirim arzı tanıtım tarafında. Nakit veya fonlar veya elinizde tuttuğunuz bir para piyasası fonu olur, kısa vadeli borçlanma araçları olur gibi teminat göstererek de talep yapabiliyorsunuz. Bilginiz olsun. Şimdi şirket neden halk arz oluyor? Uluslararası pazarlarda büyüme amacıyla. Yeni şirket satın alma veya ortaklık fırsatlarını değerlendirme. Bu %30 ile bunu yapacakmış. Arge faaliyetlerine daha fazla kaynak sağlama. %20 ile de bunu yapacakmış. Şirkete, bütün para şirkete giriyor ve hedefleri güzel. Şirketi biraz daha tanıyalım arkadaşlar. Baktığımız vakit 350'nin üzerinde bir ürünü var. DNA, RNA izolasyon kitleri, malum Covid sürecinde bunlar çok daha talep artan şeyler oldu. Robotik cihazlar, 130'un üstünde tespit edilen patojen
Artık tam detayını ben bilmiyorum. Burada ürünleri de görebiliyoruz zaten. İşte genetik hastalıklardan gıda testlerine kadar. Yüksek ihracat kapasitesi var arkadaşlar. Ondan da bahsedeceğim. 70'in üzerinde ülke ihracat yapıyor. 250 ürün ve üzerinde ihracat var. %92 ihracat oranı var. Çok ciddi. İhracatın yıldızı ödüllerinde 2020'de ikinci olmuş. Yani muazzam. Burada ikinci olduğu gösteriliyor. Global ve yaygın satış ağı 40'ın üzerinde global distribütörü var. İtalya ve Pakistan'da iki bağlı ortaklığı var. Yani İtalya ve Pakistan'da şirketleri olduğunu söyleyebiliriz. Güçlü bir Ar-Ge altyapısı var. 38 tane personeli varmış. 12.000 metrekare Ar-Ge merkezi var. Ve Ar-Ge personelinin doktora veya lisansüstü derece sahipliği %45'miş. Bunlardan bahsetmiş. Burada da işte ülkeler yazıyor. İhracat oranı zaten bahsettik. 40'ın üstünde distribütör vesaire bunlardan bahsettik. İşte İtalya ve Pakistan'daki durumu bunları tek tek burada söylemiş. Daha da görüntüleştirmiş açıkçası. Güzel. Şirket yani ciddi manada ihracat yapıp kendine döviz girdisi sağlıyor. Bunlar güçlü. Peki finansal durumları ne? İşin can alıcı noktasına geldiğimiz vakit. Baktığımız vakit dostlar toplam dönem varlıkları 2019'da 18 milyonken 2020'de patlamış gitmiş 316 milyona çıkmış. 2021'in son bilançosunda ise Haziran bilançosu, ikinci dönem bilançosunda ise 212 milyon olarak karşımıza çıkıyor. Toplam duran varlıkları da arkadaşlar 2019'un sonunda 15 milyon, 2020'nin sonunda 79 milyona çıkmış. 2021'in ikinci çeyreğinde 113 milyon olarak açıklanmış. Gayet güzel artarak devam ediyor. Birazdan rasyonlarını falan tek tek bakacağız zaten. Kar zarar durumuna direkt baktığımız vakit arkadaşlar 2019 yılı dönem karı 6,5 milyonken bakın 2020 Covid etkisine bakın 2020 dönem karı 315 milyon yani muazzam artırmış. 2020 Haziran ayındaki karı 88 milyonken 2021 Haziran'da 163 milyon. Muazzam şekilde karı artarak devam etmiş. Güzel. Peki rasyolarına bakalım. Temel analizde nelere dikkat edeceğimiz noktalardan bir kısmı açıkçası. Udemy'de alırsanız daha detaylı da görebileceksiniz. Cari oranı arkadaşlar 1.56'dan 92'ye, 2020'de 5.76'ya gelmiş. Şu an Haziran'da 8. Yani şöyle söyleyeyim arkadaşlar. Cari oranı firmanın hiçbir zaman tehlikeli bir noktaya düşmemiş. Şu anda firmada ciddi manada nakit ve nakit benzerleri bulunuyor. Bu oralara kadar çıkmış. 8'lerde görünüyor. Likit oran 6.53, nakit oran 3'lerde. Ciddi manada dediğim gibi sıkıntısı olmayan, borçluluklarını tamamıyla karşılayabilen bir noktada karşımızda duruyor. Hiçbir borç olarak bir sıkıntısı da görünmüyor zaten. Bilginiz olsun. Mali oranlar tarafına baktığınız vakit kısa vadeli hükümetler yani kısa vadeli borçlar bölü toplam varlık yapıldığı vakit toplam varlıktaki artışa bakın bölüm tarafında iyice düşmüş. Bundaki düşüş bizim hoşumuza gider bilginiz olsun. Uzun vade tarafında da düşüşü var. Yani borçları toplam varlıkları artıyor borçları azalıyor güzel bir şekilde düşüşleri var. Şurada alacak gün sayısı ortalama ticari alacaklar bölü net satışlar tarafında düşüş var. Okey sıkıntı değil yani o güzel. Stok gün sayısı stoklar bölü satışların maliyeti çarpı 365. Yani bunların çok detayına girip kafanızı karıştırmayayım arkadaşlar. Geçeyim. Yani şunu söyleyeyim özet olarak bilanço tarafında 10 numara 5 yıldız bir bilanço karşımızda. Rasyolar için de aynı şekilde olduğunu söyleyebilirim değerli arkadaşlar. İskonto tarafına bakalım. İlgili firmanın burada iskonto şeyi hesaplanmış. Normalde diyor ki 1 TL nominal değerli Anatolia payı başına düşen ortalama değer 35 TL olması lazım demiş. Yani ama firma 22.5'tan bunu çıkıyor. 22.5'a göre fiyat aralığının en üst bandı 22.5. 22.5'a göre biz hesapladığımız vakit %31, %32'lik bir iskontosu var. Yani arkadaşlar burada yani şöyle söyleyeyim. 35 lira 22 liradan çıkıyor. Diyorlar ki bunun normal değeri 35 lira. Bir uygun fiyattan çıktığını söyleyebilirim. Şu iskonto durumuna tekrardan inceleyeceğim. Onu tekrar revize edeceğim. %31 çok mantıklı gelmedi. %31 değil aslında o. Yanlış hesaplamış olabiliriz onu. Onun durumu şu arkadaşlar. 35 lira 22 lira nereden baksak %50'ye yakın iskontolu. Şurayı görmeyin burası %50'ye yakın iskontolu olarak değerlendirebilirsiniz. Peki ucuz mu pahalı mı? Şimdi arkadaşlar burada hisse başı kar ve fiyat kazanç oranı üstünden gittik. Sektörüne göre baktık. Hisse başı kar şirketin net karı bölü toplam lot sayısı. 23 milyon satacak 20 artı 3 milyon. Toplam net karına baktığınız vakit en son bilançoda 163
1.551.000 şeklinde geliyor. Böldüğümüz vakit o ikisinin birbirine 7.11 TL hisse başı kar var. Fiyat kazanç oranı hissenin güncel fiyatı 22.5 şu an için. Hisse başı kar buydu. Böldüğümüz vakit 3.16'lık bir fiyat kazanç oranı geliyor. Sağlık sektörü, sağlık ve ilaç sektöründe bu firma olacak. Sağlık ve ilaç sektörünün fiyat kazanç oranı 17.7. Yani bulunduğu sektöre göre neredeyse 5 kat daha uygunluğu var. Yani 17 bulunduğu sektörün FK'sı, ilgili firmanın fiyat kazanç oranı 3.16. ucuz olduğunu söyleyebilirim. Zaten nominal değeri kendileri 35 olarak hesaplamış. Burada da baktığımız vakit sektörüne göre de tekrardan ucuz kaldığını söyleyebilirim. Ha, diyelim ki biz bunu 35 yapalım. Şimdi şu an aklıma geldi meraktan. Diyelim ki hisse fiyatı 35. Bölü hisse başı karı aynı tutalım arkadaşlar burada. Baktığımız vakit o zaman da 5'e geliyor. Yani 5 olsa, 35 lira olsa FK'sı 5 yine sektörüne göre ucuz oluyor. Yani bu firma biraz önü var. Bana öyle geliyor arkadaşlar. Bilginiz olsun. Sonuç olarak toplamak gerekirse Ak Yatırım'ın konsorsiyum lideri olduğu 14-15 Ekim'de talebin toplanacağı, 21-22,5 lira aralığından talep toplanacağı, oransal olarak yapılacağı, toplamda 23 milyon lotun dağıtılacağı bir halka arzda birlikteyiz. Finansal durum tarafında hiçbir sıkıntısı yok. Gayet başarılı, gayet iyi. Ucuzluk pahalılık tarafında, FK tarafında bulunduğu sektöre göre ucuz kaldığını, zaten kendilerinin de nominal değerini 35 lira olarak açıkladığı raporu da sizlere gösterdim arkadaşlar. Durum bu. Bunlar yatırım tavsiyesi değildir. Yatırım danışmanlığı kapsamına da girmemektedir. Kendinize iyi bakın. Fırsatları kaçırmayın. İyi günler arkadaşlar.